yeni bir kare bodurla mimarlığa hoş geldiniz. Japon Mimarlık Ofisi, Nat Architects Studio tarafından tasarlanan Weather House, Japonya'nın Shinagawa şehrinde yer alıyor. İşlek bir caddenin köşesinde konumlanan bu apartmanın etrafının tellerle kaplı olması ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış. Böylece iç ve dış mekanlar arasındaki homojen bir geçiş de yakalanmış. Yapının bu yarı açık tasarımı sayesinde güneş ışığından maksimum verim elde edilmiş. Modern iç tasarımıyla Weather House, şehir hayatında kendine sığınacak bir yer arayanların da bir numaralı tercih olmayı böyle başarmış. Arjantinli Mimarlık Ofisi, Parala Contigo Estadio tarafından tasarlanan La Canada House, Arjantin'in City Bell şehrinde yer alıyor. Geniş bir arazide konumlanan bu yapı, yatay tasarımıyla rakiplerinden ayrılmayı başarmış. Dış cephesinin büyük camlarla kaplı olması sebebiyle evin her yerinden manzaranın tadı çıkarılıyor. Modern ve esnek iç tasarımıyla insanların her iş için kullanabileceği alanlar yakalanmış. Proje özellikle mahremiyetine düşkün olanların ilgisini çekmeyi de böyle başarmış. Amerikan Mimarlık Ofisi William Cavan Architecture tarafından tasarlanan Royal Residence, Amerika'nın Portland şehrinde yer alıyor. Ormanın içine konumlanan bu proje ilk olarak karizmatik dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Orman evi görevi üstlenen bu yapı, özellikle teknolojik eşyaları ve modern tasarımıyla kalıpları yıkmayı başarmış. Büyük ve geniş pencereleriyle orman havasını içeriye taşıyan Royal Residence, doğayla uyumu yakalarken misafirlerine de eşsiz bir deneyim sunuyor. Hollandalı Mimarlık Ofisi, Studio Nine Dots tarafından tasarlanan Villa 5050, Eindhoven'da yer alıyor. Tek kattan oluşan bu yapı, iç ve dış mekan arasındaki farkı göstermek amacıyla tasarlanmış. Evin ana bölümlerinden ağaçlar geçirilerek doğanın bir parçası eve taşınıyor. Bu sayede kendine has bir atmosfer de yakalanıyor. Villa 5050, modern tasarımıyla benzerlerinden de böyle ayrılıyor. Mimarlık Ofisi, Mars Studio tarafından tasarlanan Samsan Bar ve Restoran, Çin'in Choyang bölgesinde yer almış. Tasarımda amaç, şehrin göbeğinde yer alan mekanda ziyaretçilere şehrin dışındalar hissini yaratmak olmuş. Aynı zamanda restorandaki masalar birbirlerinden odalarla ayrılmış. Buradaki amaç, restorana gelenlerin grup olarak ağırlanmaktan ziyade çiftleri konuk etmesiyle ilgili. Gizliliği garanti eden bu mekan, şehrin göbeğinde kaçamak arayanların da ilk tercih olmayı işte böyle yakalamış. Yine bir kare bodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.